Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Bannerlord bölümüyle karşınızdayım. Mount & Blade 2 ile kaldığımız yerden, Mount & Blade 2 Bannerlord'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde belirttiğim gibi benim şöyle bir durum söz konusu olmadı. İşte ben görev yapacağım falan, biraz en azından aramızı Kuzeyitlerle iyi tutayım falan diyordum ya. Bu olay gerçekleşmedi. Niye? Tam bir önceki bölümün sonunda bıraktıktan hemen 2 dakika sonra Kuzey İmparatorluğu tekrar bize savaş ilan etti. Yani şunlar bize savaş ilan ettiler. Ben de baktım bu durumdan istifade. Ya dedim, bunlara saldırabileceğim yakın bir yer var mı derken, şu hemen de Gaos Kalesi var. Bakın şu kısım. Çok da güzel stratejik noktada. Şurası arkası yine direkt dağa vermiş durumda. Çünkü buradan saldırı olmayacak. Bu yüzden de çok stratejik. Buradan hiç saldırı olmaz. Çünkü Atrion Kalesi vesaire var. Kuzeyitler var burada. Zaten bizim Epinosa Kalesi yakın. Dediğim gibi merkeze yakın, Maize'ye var. Bizim mesela buranın merkeze yakın, Amphrele'ye yakın olmasının avantajı neydi? Buradaki ticaret çok daha hızlı ilerliyordu değil mi? Burada da aynı şekilde ticaret çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Gaos Kalesi'ni eğer ele geçirirsek, ki bakın buradan sonra bu alt kısımlarda da yine Pycon, Lycron, yine Kuzeyitler var. Hemen altında Onira. Ne yaparız biliyor musunuz? Buradan bir orada, buradan bir orada bu Onira'nın içinden geçeriz. Daha sonra ve intikamımız kaldığımız yerden devam eder. He, ben bu Gaos'u aldıktan sonra bunlarla savaşa devam edecek miyim? Hayır tabii ki de, direkt barış anlaşması teklifini sunacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam eder. Bu iki kaleyle birlikte de burayı alırız diye düşünüyorum artık. Ya da en kötü birazcık daha yayılacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu kadar özgüven ne abicim sen de diyorsanız, kale almak o kadar zor kolay değil. Ama şöyle üzerimize geldiğinizde bakın. Garnizon 80. Gıda stokları 0. Gıda yok. Burayı emin olun nasıl alınmadığını ben de bilmiyorum. Şaşkın bir durumdayım şu anda. Çünkü Kuzeyitlerin burayı çoktan alması gerekiyordu veya diğer tarafların. Garnizon 80, milis sadece 7. Yani şu an 87 kişi var. Bir an önce almamız lazım. Refah 950. Refah seviyesi iyi ama gıdaları kalmamış. Garnizondaki asker sayısı az. Duvar seviyesi 1. Düşünün 1. Duvar seviyesi yerlerde şu anda. Bağlı köyler Gaos'ta temiz. Burayı da aldık mı 10 numara olur. Şimdi ben 119 adamım var. Evet. Ordumda herkes kuvvetli değil. Büyük bir savaştan çıktık çünkü. Biraz yıpranma var tabii ki. Şunları da hemen hızlıca geliştireyim, okçuları. Piyade lazım bana. Evet, piyade lazım. Okçuları da alalım. Piyade abi, okçu değil. Şu an bana piyade gerekiyor. Of, imparator kıdemler böyle işte. Evet de isterim. Piyadeler. Tamamdır. Tamam. Seninle geliştirelim, gel. Gelişimlerimizi yapalım en azından. Bu da tamam. Piyade alıyorum ki direkt çıkarmayı sağlam yapalım. Çünkü okçular biliyorsunuz direkt arka kısımda bekliyorlar. O yüzden sıkıntı yaşamayalım istiyorum. Bitti. Şimdi bu tamam. Ne yapacağız şimdiki iş ne biliyorsunuz? Krallığa geliyoruz. Ordulara geliyoruz. En sevdiğim yer. En sevdiğim yer. Ordu yaratıyoruz. Şimdi. Orduya diyor yetecek adam yok. Abi ben ama affedersiniz ama size güvenmiştim. Ben pardonla size güvenmiştim. Hadi hepsini geçtim. Melia Longknife. Sen iyi bir savaşçısın değil mi? Sen peki ne yapıyorsun 25 kişiyle ablacığım? Hı? Bak Abagaya nasıl çalışıyor görüyor musun? Hanım çünkü. Iron Eye çalışıyor eyvallah. Melia çalışmıyor. Hadi onu bırak, geçtim. Şunlar nedir abi? 20, 27. Yani sizi toplasak bir ordu etmiyorsunuz neredeyse ya. Hepsiyle de anlaştık ama neyse, yapacak bir şey yok. Abagay'ı çağıralım. Buçul'u çağıralım. Keşke Melia'yı da çağırabilseydim ama maalesef. Gelsinler. Güç 375 oluyor. Mu? 375'e be. Yani 200 küsürlerde olacağız. 300. Bu başka bir şey herhalde. Neyse. Tamam, bekliyorum. Gelin. Gelin. 80 kişi var artık, alırız ya. Şurada ben bir kaydımı alayım. Mavicim 80 kişi. Bak şu Gaos'u aldık mı var ya, efsane olur. Kaleyi kuşat. Ki savunması, benim savunma 3'teydi. Seviye 3'teydi. Her şey seviye 3'teydi benim. Bakın şu anki halimle bile alacak seviyeyim ki daha ordum gelecek. Kuşatma kampı. Devam etsin dursun. Nasıl hızlandıralım? Yapın abi, arbalet yapabiliyorsanız yapın. Mancınık. Oo, arbaletler yapıldı. Sıkıntı yok. 89, 119.
Benim adamlarım bir gelebilirse. Abaga'yı geldi. İşte bu ya. Bak hanım. Gücüm bu arada şu an eşitlenmeye başladı. Diğer buçul da gelirse. Neredesin abi sen? On iki saat uzaklıkta mısın? Yuh! Bir şey diyeyim mi? Gireyim mi ben? 90 kişi var gerçi ya. Hadi birazcık daha bekleyelim. Bak bunlar arbaletleri yapmaya devam ediyorlar. Buçul geldi. Buçul çabuk gel, çabuk gel. Niye hala 189 gösteriyor onu anlamadım. Neyse ya buçul geldi sonradan. Sıkıntı değil. Biz hanımla alırız. Bu kaleyi almamız lazım. Çok kritik bir an şu anda. İkinci kalemizi alırsak ikinci ya ilk defa ikinci kaleyi almış olacağız düşünün. Hep ilk göz ağrımız diyorduk ya kendi kalemiz dışında bir yer alıp ya ilk defa yayılmaya başlayacağız. Bu önemli bir dönüm noktası bence. Hazır kızımız doldu. Başlat. Başlat. Wow, arbaletler ha. Oy 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 oy. Abi kim? Nasıl? Ben şu an hiçbir şey anlamadım. O oku nasıl vurdunuz görmeden? Ben sizi göremiyorum ya. Ki ben savaşı açacaktım orada. Ama alırsak çok iyi olacak. Şu an ben şoktayım gerçekten. En azından bir savaşı görseydik. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kapat abi şunu. Ben biraz seyredeceğim bu savaşı. Heh. Hadi baslanlar. Alırsınız be. Alırsınız be. Güzel bir savaş olsun. Of buradan girmiş bizimkiler. Ha. Okçular bekliyor. Evet biraz kaybımız olacak. Ya da bayağı bir kaybımız olacak. Yapacak bir şey yok. Sonuçta kale alıyoruz abi. Ben yalnız tam bir lider gibi en önden gittim. Direkt öldüm. Bundan sonra neymiş yemek arkadaşlar? En önden gidip ölmüyorsunuz. Ordunuzla birlikte gidiyorsunuz. Ben bir teşvik yapayım dedim de bu kadar da şey olmadı. Hani şu dipteyken vurmazlar. Keşke direkt şuraya gelseydim ya. Şuradan. Ben birkaçını okla düşürüp adamları bekleyecektim. Bayağı bir ortalık. Of. Abi tam gönlüne döndü ortalık. Bir şey diyeyim, bizimkiler bayağı sağlam aldılar bu sefer. Abi siz neyi bekliyorsunuz? Dur bakayım sana. Ne oldu? Of, boyamışım suratları falan. Dayı hadi. Herkes bekliyor şu anda. Komut vermem lazım. Ölüken emir veremezsin diyor. Yani. Tam bizimkiler okçularla bayağı bir darma duman ettiler. Bak şu ikisi var ya felaket adam burada. Şöyle bakalım buradan. Size güzel bir savaş izledik. Adam aralıksız sıkıyor ya. Cephane bitmiyor işte. Hadi beyler kaç kişi kaldı? Bir sen mi kaldın? Tek mi kaldın sen? Şunlar girse işte ben ölmeseydim bir emir komut olsaydı şu anda bitmişti. Ha şu var.
Hiç ok yemiş mi? Şimdi yedi. Vallahi götünden yedi şu an oku. Bunlar vallahi Allah'a emanet. Bunlar gidik. Neyse hızlandı biz. Bitecek gibi de gözükmüyor aslında. Beyler herkes niye bakıyor şu ikisi haricinde? Hatta biri mi? Sonunda be, çok şükür. Şu enteresan bir savaş olmadı mı bu? Nasıl gidiyorlar? Abi siz ne yaptınız? Eşek kadar adamlar dizilmişsiniz buraya, tamam mı? Bak suratımdaki ifadeye bakar mısınız lan? Karahanlar çok karizma bunlar bak. Neyse tamam hadi hak etmeyiz, tamam eğildim. 49'a 71 güzel. Adam kalmam bırak. Alayım onları da. Vay be ikinci kalemiz ha. Epinosa'dan sonraki. Yağmalayacağım tabii ki. Dolenter kim ya? Şimcik. Ne yapalım biliyor musunuz? Ordular durmasın dağıtalım. Herkes bir şeyine baksın kendi. Ordusuyla ilgilensin. Sahip kararını çözmek istiyoruz. 23 saat içinde otomatik çözecek diyor. Ben olmuyorum değil mi? Gerçi yine bana bağlı bunlar da. Gauss kolisinin sahibi. Bak sonradan bunlar şey yapmasınlar bize. Hainlik yapmasınlar ama. Abi ben belirlemeseydim keşke ya, o zaman iptal deseydik. Vallahi beyler hiçbirinizi tanımıyorum. Bunlar kaybedenler klanıydı galiba değil mi? Bir saniye bakalım. İhanete uğrayanlar pardon, ihanete uğrayanlar lejyonu. Cesur kahraman, zalim, merhamet. Aslında böyle bir adam lazım, biraz zalim olması gerekiyor. Sen? Zalim, senin başka bir şeyin yok. 40 yaşındasın. Dayı senin yaş kaçtı? 54. Senin tecrüben var ama. Bir de cesur kahramanlık var. Sen ne abi? Sende bir şey yok. Merhamet de yok. Yaş 38. Castor abiye vereceğim ben ya. Nasıl ya? Ben buna veriyorum. Buna mı gidiyor? Abi kime verirsem o. Ben aldım kaleyi. Onlar mı aldılar? Ordu bile toplamadık yani. Buna vereceğim yani. Çoğunluğuna rağmen Gauss Kalesi ihanete uğrayanların lejyonuna Castor'a verildi. Yani abi. Ben şunu anlamadım. Tamam şu an bizden yana bunlar ama ben oraya Göktürk bayrağı dikecektim abi. Gauss Kalesi'ne. Yerleşim direkt şeye verilecek falan muhabbeti çıktı da. Yani bizim bayrağı taşımıyorsun. Gerçi bütün klanların değil mi? Doğru söylüyorum ya. Tamam. Bayrağı farklı ama. Abi şimdi ben başka kale aldığım zaman kendi bayrağımı dikemiyor muyum? Bu mu yani olay? Bu bana biraz saçma geldi. Ben oraya direkt vali atacağım. Bu adam yarın öbür gün belki ihanet edecek bana. Nereden bileyim?
Neyse bir garip geldi ama. En azından yeşil yani. Tamam mı dost? Ben şu bayrağı abi, şu sancağı ben büyütmek istiyorum ya. Daha sonra ben bunu öğrenirim ama. Vali ataması falan şey oluyor mu? Şimdi şuna bir orduyu ben bir dağıtayım. Dağılın arkadaşlar. Her şey için teşekkür ettim. Kuzey'de savaş açtık. Bir de böyle götümüz kalkıyor bizim işte. Bir yer aldık ya şimdi. Sağlammış ha. Kimse var mı burada? Şehri kuşatırım ha. Kuşatırım şehri ben. Abi ne oldu? Herkes buraya bir göç ediyor. Onda bir şeyler oluyor çünkü. Dışarıdan birini yakalamam lazım. Bir kişi mi denk gelmez ya? Nerede abi Kuzeylilerin meşhur orduları nerede? Adam kalmadı piyasada. Savaşa mı geliyorlar başka bir yerden? Ne yapıyorlar? Bortu, Bortu. Dur, dur. Kaçma, savaşmayacağım, kaçma. Yakala artık be. Az kaldı, yakala, yakala. Nasıl bu kadar arayı açtırabiliyoruz, hayret ya. Makep'te yakalandı. Ben bunun peşinden koşacağım derken. Abi oyun iyice, kusura bakmayın ama. Heh, biri ele geçirildi. Abicim şunu yakalasan artık ya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Bak çok merak ettim. Nereye kaçıyorsun abi? Ha, ne oldu? Buraya kaçtığında ne oldu? Yani oyun uzasın da değil mi? Ne olursa olsun artık. Bu yani olay bu. Ateşkes'te serbest bırakıldı. Bak, bu kadar basit. Buydu yani olay. Değdim yani buraya kadar koşturttun beni ya. Bak buradan orada çıksa beni sıkıştırsa, tamam mı? Ben ne yapacağım? Ondan sonra bok yoluna gitti Niyazi. Bir saniye şimdi barış yaptık da bizim adam nerede? Onu kurtaracağız da. Akkalatta.
Yani Allah'tan yakınmış hani. Onun ordu da gitti. Değil mi? Ona baştan birlik. Abi birlik oluşturamıyoruz. Oyunun aslında bug'ıydı. Evlendiğimiz için bizim hatun birlik sayıldı ya. Neyse bizim hatun birliği daha yüksek. O yüzden bunu zaten şey yapamayacağım. Onu çıkartacak mı direkt? Ordusu boşa gidecek. Han bölgesi. Allah esirleri sattım. Birlik kurabileceğiz çünkü onu biliyorum. Yani bunlar devam edecek bu şekilde. O zaman. Ne yapalım biliyor musunuz? Bence en mantıklı şu an hareket. Hani hatta en başında almamızın sebebi oydu. Marangoz Hurunak, gel abi. Hurunak senin baban şey değil mi? Lord değil miydi ya Hurunak? Değil mi? Öyle bir lord vardı savaştan sürekli. Oğlu marangoz olmuş. Olsun, mesleği var. Şimdi. Hanımlar beyler ne yapacağız? Tahmin edenleriniz vardır illaki. Buna geldiğime göre boşta bir adamımız var. Para lazım. Ne lazım onun için? Kervan lazım. Bir kervan daha hemen. Evet. Evet. Tamamdır. Durusaval da bizim. Biz nereye? O oraya. Askerler şu an işime yaramaz ya. Bir gelişimimiz var galiba. Yoksa niye şey verdi? İlginç. Şimdi ben şu yeni aldığımız yere gidelim. Gauss Kalesi'ne. Epinos'a duruyor. Ben abi kendi sancağımı bir dikmek istiyorum ya bundan sonrası için. Oraya geri alma şeyimiz varsa. Ya bu kuzeylerle çok fazla bir savaş şey yapmaya başladık. Hayırlısı. Bence görev onun tamamlanması. Ben öyle düşünüyorum. Oraya boşuna bar koymazlar. O zaman zarfında olan böyle savaştır falan hadiselere karşı ayakta durmak bence amaç. Gavos'a baskın. Yine siz değil mi? Yine siz. Normal. Artık şey karşılıyorum bunu. Hayırdır kardeş nereye? Of çok eşit. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Vay, kabul etmiyorsunuz. Ben sabahı başlattım dedim o kadar artık zarar verdim ki size. Bakın artık barış yapmıyorlar derdim ama ikinci kez boyunda herhalde göt oldum resmen. Bu ne abi? Yine bir dinara barış mı yapıyorsunuz? Bu kadar pes. Bana geleceksin, sen bana saldıracaksın diyeceksin ki ben sana bir dinar veriyorum benimle barış. Ben sana ne derim biliyor musun direkt? Siktir git derim. Bak açık ve net söylüyorum. Direkt bu kelimeyi kullanırım yani suratına. Bir de tükürürüm suratına. Garip abi garip.
1 dinar verdim, adam bildim barış imzaladı ya. Hadi barışta da değilim hani, tamam 10 bin vereyim şey vereyim, o konuda sıkıntı yok, barış olsun ama 1 dinar abi. Kaç tane adamınızı katlettim biliyor musun? Ha ama o intikam, o ayrı, orası ayrı bir konu. Neyse. Hadi gidin abi şimdi, hadi. Hadi gidin, ben Gauss'u da almışım. Bak adamlar çıktı zaten. Almasaydın bir de abicim. Hı? Almasaydın. Ya ben onu anlamıyorum. Ben aldım. Ben hala oradayım şu anda. Kale bana ait değil. Yani ittifak gözüküyoruz ama başkasına veriyorum. Bir de bak, biriyle görüşme isteğinde bulunuyorum. Kendi kalemle değil. Bulunuyorum bir de hani şeyde. Nasıl bir şey abi bu? Kalegas Göktürkler bir bey. Göktürklerden bir bey. Tamam beyimiz de yani abi, saçma yine de ya. Sancağımız şey olması lazım. Garnizona asker bağışla. Ya buranın yönetimini ben yapmak istiyordum o yüzden. Garnizonda asker kalmamış. Tamam, acemilerin hepsini veriyorum sana. Bunları eğit. Ben bu kalenin mesela gelişimini yapacağım abi. İzin vermediler. Abi bir saniye, bunlar şey mi? Esirler miydi? Yo. Kime vermiştim ben? Yetkiye. Kastor değil mi? Kastor'la bir görüşeceğim. Majesteleri diyor. Tamam bize bağlı. Daha tamam bizim, eyvallah. O konuda içim rahat ama ben bizzat kendim ilgilenmek istiyordum ya. Kontratımız bitti diyor. Ya benim şimdi ittifaklarım olmasaydı, klan almasaydım ne olacaktı? O zaman mecburen kendi adamlarımdan birine verecektim. Ya öyle olması daha mantıklıydı. Neyse abi, siz devam edin, biraz güçlenin. Ben bu konuyu biraz araştırır, tekrar dönüş yaparım size. Ama şehir alırsam vermem abi. Kaleler eyvallah da şehir alırsam vermem. Benim bu kadar adamım var mıydı ya? Taros'un birliği, Pentun'un birliği. Aa bütün birlikler şu an benim sancağıma döndü. Kendi sancakları varken. Bana bağlı olduğu için. Güzel güzel, bak bu da gurur verecek. Şimdi burayı da aldık. Burası biraz kendi kendine güçlensin, asker toplasın vesaire. Ben de biraz asker toplayayım. Aha bir çocuk daha oldu. İsmi neymiş? Olorun. Olorun. Güzel isimler geliyor bana da şansıma ya bugün. Olorun. İyi. Güzel isim. Benim diğer isimler daha güzel aslında ama olsun, olurun olsun. Şey de belirtmiyor isim olarak. Erkek mi, kız mı, onu da belirtmiyor abi. Oyun bize onu belirse. Ama olurun bir erkek ismi gibi geldi. Neler vardı mesela bende? Kayra Han'la Kızagan verecektim ama
Ya da onu biz mi belirliyoruz sonradan cinsiyetini? Ekran, karakter yaratma ekranı olduğu gibi falan. Bakıyorum şuradan. Tamam, olurun olsun ya. Hadi olurun olsun. Anasını verdiysin. Ben şimdi şuradan gidebilirsem yavaştan asker toplamaya başlayayım. Şimdiki hedef neresi? Aa, ben buralardan almaya başlayayım biraz daha ya. Buralarından kaleleri vardır. Savaş halindeyiz ya. Bize savaş açan kimdi? Kuzey İmparatorluğu muydu? Batı. Tamam, Batı İmparatorluğu. Buralar hep yanıyor. Yiyecek stoğumuz az. Gelmişken alayım bunları da. Şunu kapat. Asker alacağım. Biraz tahıl alalım. Sıfır adam ne abi? Kendi başına koşuyorsun deli gibi orada. Epinus'un pabucu da dama atıldı herhalde. Kimse kalmadı bizimkiler haricinde. Olsun, doğru geleyim. Şimdi buradan benim saldıracağım neresi var? Bak şu arada kalıyor. Eniyorsa kale mi bu? Köy. Aa, sana öpeye aitmiş burası da. Burası köy, burası yine şey. Kale var değil mi aslında ya? Şurada bir şeyler var sanki. Bu şeyler, paralı askerler, ufak birlikler hep bir arada takılıyor. Şu kim? Abagayı. Az kalmışım olursun. Daha önce hiç kervana saldırmadım da bir deneyeyim mi diyeceğim de bu kaçar. Kaçar. Şurasını biraz gözüme kestirmedim değil. Ne yapayım diye düşünüyorum. Biraz orduları geliştireceğim. Her yerden sağdan soldan adam toplayayım. Benim adamları aktarayım onları. Ordu topladığımızda köylere gittiğimizde acaba bütün orduya eşit dağıtıyor mu? Onu bir öğrenelim hemen. Ordu toplayayım ben.
Orada bile toplayamıyorum abi. Hepsinin az ya. Bu kadar mı abi fakir bir şey oldunuz siz? Ondan sonra oyunda sıkışıyor kalıyoruz işte. Niye? Bundan dolayı. Abi ordunuzu büyütün biraz ya. Adam alın şuralardan. Eğitin. Olek bir konuşuyorduk ki. Ne acelesi varmış bunların da ya. Beyler ben bir size birlik dağıtayım ya. Sen bir gel. Sen bir gel. Kontrat bitsin diyor. Kısa bir sorun var. Şimdi ayrılmayalım. Şimdi ayrılmalıyım. Ben sana şey veremiyorum. Değil mi? Kendi yoldaşım olacak illa. Sizin askerlere karışamıyorum. Şu kim? Köylülermiş. İçeride kim var abi benden? Düşmanlardan biri var. Ne arıyorsa artık burada. Abigail duruyor. Hanıma ben bir destek çıkayım ya. Hanıma ben bir ordudan vereyim de adam. Majesteleri nedir ya? Ne bu resmiyet? Klandaki konumun hakkında. Neymiş bu? Sana yeni bir görev vermek istiyorum. Şu an atanmamış. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şu ne? Heh, tamam. Hediye vereyim ben sana dur. Para veremiyoruz da. Eşimiz ya o yüzden herhalde. Deri vereyim hediye. Hediye demiyor muyuz sana bir şey? Konuşmak istediğim bir şey var. Bu değil. Birliklerini incelememiz mi var? Of. Bu çok sağlam şeyleri var. Şunları bir al. Sana. Okçularımı da vereyim. İmparatorluk piyadesi vereyim. Al 5 tane daha veriyorum. Vereyim ya eşimiz nasıl olsa. Ver abi verebildiğini. Al. Kimseye böyle bir şey yapmam. Hanım olmasa vermez. En iyi askerlerimi de veriyorum arada. Daha olmadı mı? Ya bende bir şey kalmadı. Heh, bak şimdi oldu. Bak resmiyeti bıraktın şimdi oldu. Canım benim. Kalk lan saygısız. İmparatorun geldi.
Zaten çok soğuk bir kaleymiş ya. Tamam, hanıma verdik askerleri. Garnizonu asker bağışı. Garnizonda da bir birlik yapın abi şu garnizona. Bak hiç geliştirmemişsiniz bile. 170. Ben şunları bir geliştireyim. Şimdi kendim adam toplayacağım. Hamile abi. Yemin ediyorum şu an şey yani fabrikaya bağladık. Cidden. Baya baya gidiyoruz bakalım. Bunu engelleyemiyor muyuz çocuğun olmasın? Tamam abi yeter. Yani nasıl bakacağız o kadar çocuğa da? Tamam, krallığımız var da şu an yavaş yavaş daha ufacık. Deli gibi para gelecek bize. 3 tane yaptık ya şeyleri, kervanları. Bu hala tek başına dolaşıyor. Bu hiç beklemediğim bir şeydi. Ama güzel oldu. Ama güzel oldu. Bakın artık bende. Çözülmesin. Oraya ben bakacağım direkt 24 saat içinde. Bizi terk ettiler. Bir saniye, direkt ben atama yapabiliyor muyum oraya? Klan, krallık, tımarlar ha. Buradan bahsetmiyorum. Ordular, ordu yarat, diplomasilik klanlar değil. Nasıl yapacağız bu olayı? Tam terk etsinler, sıkıntı yok. Buraya vali atamam lazım benim, bizden. Hanıma atayabilirim aslında, çok iyi olur. Ha, bu da değilse hangisi? Atama. Ha, valiata. Tamam. Bir birlik liderinin bizden sayıldığı için birlik lideri. Şu an bir tek boşta Drusabal'da Black var. Tam da ona uygun olduğunu şu an düşünmüştüm ve hayırlı uğurlu olsun kendisine. Drusabal'da. Hadi bakalım yoldaş. Senin de artık güzel bir kalen var. Gavos Kalesi. Burada Epinosa'da zaten bizim adam var. Valiyi değiştir. Değiştirmeyeceğim abi. Sabit dursun. Tamamdır. Orası da benim artık. İyi oldu ya, bıraktı. Vallahi iyi oldu. Ben buradan alacağımı aldım. Şuradan da topladım. Biraz orduyu büyüteceğim. Al abi. Ne var ne yok al. Topla. Şunu da toplayacağım. Ya böyle arkadaşlar işte aldığınız bütün toplayabildiğiniz askeri toplayın, büyümeye çalışın. Bir yerden sonra hani sıkar mı abi diyenleriniz varsa, hani şu an sıkıcı gibi gözükebilir sizler izlediğiniz için ama oyun keyifli. Hani bir süre sonra alışın, zaten sıkmıyor, kesinlikle sıkmıyor. Hani roleplay yapın biraz. Kritik krallık kararlı, Gauss Kalesi sahibi. İncele. Karar vermeniz gerekiyor. Abi karar vermek istemiyorum. Benim zaten.
Zaten valiyi de atamışım ben oraya. Zorla şey yaptırıyorlar bana ya. Serandon. Tamam, sana verelim. Genelde bunu istemiş halk. En azından vali bende dursun. Ne oldu şimdi? Vali muhabbeti ne oldu? Olurun'la Ayika. Ayika güzel iş. Olurun ismi çok... Neyse abicim. Hanım öyle uygun gördüyse artık yapacak bir şey yok. Kendi, bir dahaki çocuğa da kendi isimlerimden birini veririm. Kendi bulduğum isimlerden. Kaos Kalesi konumunda kalıyor diyor. Yani seçim illa seçim yaptırıyor bize. Ama şimdi çok farklı klan aldık ya, o yüzden de mecbur. Çıktıkları zaman yine bize kalıyor. Ya biraz geliştirebilseydim, en azından geliştirmek istiyordum ya, bir şeyler yapabilseydim. Neyse abi, yapacak bir şey yok. Bu sistem biraz kötü olmuş ama. Ben kimseye vermek istemiyorum. Güçsüz dergisini abi bir daha da almam. Açık ve net söylüyorum. Bir daha o adamı almam ben. İhanete uğrayanlar ordusu bilmem ne imparatorluğu falan filan. Adamları acıdık da aldık yani. Bir daha da almam. Parayla satıldılar işte. Başka yere gittiler. Güçlenince yalvarırlar ama bize. Epinosa Kalesi'nde kaç kişi var? Milis, garnizon 113. Milis 165 mi? Tamam, garnizon yönet. Kaç kişi varmış? 113. Ben bu saatten sonra buraya pek fazla saldırı olacağına inanmıyorum da. Şunları vereyim ben. Tamam mı abicim sana? Oo, bir sürü var. Al bunların hepsini. Sen bana ver bakalım şunları, şimdi gelişenleri. Çünkü orduda bunları kullanamıyoruz zaten. Of, Karahan. Bunları da ben vermişim zaten. Bunu da alayım. Piyade de alabilirim. İki tane saray muhafızı kalsın. Şundan birini alacağım. Göçebeler dursun. Lejyoneri de alayım. Sana pek bir şey bırakmadım gibi gözüküyor ama. Yani acemiler dolu. Bunları yetiştir işte. Nasıl yetiştiriyorsan artık. Tamam. Aa. Burası da gitmiş. Varnapol da gitmiş. Vay kuzey abi, kuzeyler inanılmaz şu an büyüdüler ha. Hani bu fırsattan istifade bizim de kuzeylerle büyümemiz lazım. Yarın öbür gün kuzeylerde bir sıkıntı yaşarsak en azından Atarada gideri gider. Kendi ne kadar vatanımız olsa da bir şekilde birleşeceğiz zaten. Melia nereye gidiyorsa artık. Bunları da yönetememek kötü. Keşke hani kendimi yönettiğim gibi diğer karakterleri de yönetebilsek bu şekilde. Asker topla. Sevgili Melia, ha. Sen bak asker toplamıyorsun çok fazla.
Sana da ben asker vereceğim bir kıyak yapıp. Birlikte incelememiz izin ver. Kankliyi vermem. Yarın öbür gün görevde yaparız onları. Kullanırız çünkü. Tamam. Hadi bakalım. Olur olmaz ordulara dalmayın. Güçlerin hani gücümüzü birleştireceğiz ya ben bunları uğraşıyorum şu anda. Bu ordular birleşecek, savaşa gideceğiz. Göktürk Krallığı'nı terk etti. Edin abi, edin. Edin, ben sizi var ya zorla bir şey yapayım da, köle yapayım da görün gündür siz. Onu istiyorlar ya. Vallahi onu istiyorlar. Her yere tek başıma hükmedeyim, onu istiyorlar. Onura ben seni alacağım. Merak etme. Edin abi edin edin. Zaten 2-3 kişi gelmişsiniz. O kadar da para yedirdik size. Var ya. Kendime kızdım şu an. O kadar para verdik. Onlara vermedim ya kaleye, kızdılar. Gerçi şeyi anlamadım. Kaleye verdiğim adam direkt gitti yani. Bunlar asker topluyorlar benden önce galiba. Oh. Maşallah toparlamışlar burayı da. Şimdi ben şuradan bir ticaretimi yapayım. Burada bir şeyler yapacağım biraz. Bana biraz tahıl verin. Of çok ucuz. Abi doldu. Limite kadar. Çok çabuk bitiyor limitte ya. Bunlar neyle artıyor? Katır falan mı almam lazım? Ne almam lazım? Yok katır da yok burada. Şimdi hanımlar beyler ne yapacağım? Şuraya gidiyoruz. Ordular, ordu yarat. Ben size verdim mi adam gibi bir sürü şeyler? Tamam. Sen de gel.
Bunun birliği, birlikler bunlar var. 14, 23. Abi 14 ne? 14 ne ya? Ha, pardon pardon. Buraya bakıyorum ben. 23, 37. Bu da az yani. 16. Hadi 14 diyoruz. 16, 25, 37, 23. Bu ne abi? Gelin bakalım kızlar, gelin. Gelin hanımlar. Bizimkiler o kadar kaşınıyorlar ki artık hakikaten. Yani ordu kuruyorum. Savaşta yer arıyorlar ya. Abigail geldi. Barış yapacağız yollar şimdi tekrar. Şu kim? Heh, konuşacağım. Savaşma! Melia sen ne yaptın? Karışmasan da olmaz. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Of. Bu kadar kötü bir şey olamaz. Bu bölüm var ya başımıza cidden gelmeyen kalmadı ya. Ablacığım bana katılacaktın. Adamlarla konuşup barışacaktık. Başka bir kaleye ben saldırmak için şu an ordu kurdum. Şimdi bu adamı alsam ne olacak? Bunlara mı gireceğiz? Şu an her şey boşa gitti. Yaptığım her şey. Bütün ordu sabahtan beri topladım. Bütün ordu boşa gitti ya. Yemin ediyorum şaka gibisiniz ya. Direkt gitti bir de savaş ilan etti. Direkt bir bekle konuşalım. Dönüyorsunuz. Yemen'de mi o taktik? Herkes bekleyince. Oy. Lan onlar da atıyor. Felaket vurdum ha. Sergeant, take command. Ugh!
yüzden kardeş kardeşe savaşıyoruz yani. Kazandık ama işte kayıplar oldu karşılıklı. Okçular çok fena benim ya. ...62 adam gitti ya. Bir savaş kazanacağız diye. Ki gereksiz bir savaş. Bunların hepsini ben kendi bildiğimi alacağım zaten. Bunları satarım. Hep de pahalı şeyler ha. Barış yapacağız. Barış gel. Gel barış yapacağız. Saldırır abi kervana. Gayet normal. Şimdi şu orduyu bir dağıtalım. Nerede abi? Abi gayet 63 kalmış, sende 40 kalmış. Dağıt. Melia. Al kızım şunları. Bir daha bir yanlışını görmeyeyim senin. Al bunları da, tamam mı? Tamam, sana yeter. Zaten hanım da var. Savaşmayın kimseyle. Savaşmayın kimseyle ne demek ya? Bunun nesi bu kadar zor yani? Abicim bunun nesi bu kadar zor? Niye savaşıyorsunuz ya? Kim bu?
Tastur'un birliği. Abi niye savaşıyorsun? Bak yardıma gidiyor bizimkiler de. Bir gel abi sen. Bir seninle konuşalım. Ha abla. Mesut'u seninle bir konuşalım ya. Dağılın bakalım hadi. Hadi dağılın. Abaga'yı 50. 55 tamam. Birazcık daha güçlenirsiniz. Abi son anda artık. Yemin ediyorum kardeş kardeşi öldürdük ya. Böyle bir şey var mı? Bizim adam da zaten serbest bırakıldı. Normal. Asker kalır mı abi burada? Bildiğin şu an boşu boşuna ordular telef oldu. İkimizin de yani. İkimizin de. Abaga'ya hala savaşacağım diye uğraşıyor hanım da. Hanım ayrı zaten bir şey. Şu ağırlığı da bir üzerimizden atabilirsek. Heh şeye bakacağım. Şu adamları kendi birliğime alabilir miyim? Bunlar bizden zaten. Bir kişi alabiliyormuş. Çok güzel adamlar vardı da işte. Ürün değil, ürün değil. Bizim adam nerede? Grizzly miydi? Diyat mı adı tutsakmış. Diyat mı neredeydi ya? O kadar karıştık artık. Her yer. Diyat mı? Diyat mı morların olduğu yerdeymiş. Ha şurada. Pes yani. Garnizondaki askerleri mecburen alacağım. Yapacak bir şey yok. Çok canım sıkıldı ya bu bölümde. Cidden inanılmaz sıkıldım. Yani olmaması gereken bir şey yaşadık. Çok büyük bir şey. Şu bir bitse bence benim dediğim olaya geleceğiz yine. Bu görevde, komplo görevinde. Şunun bitmesi lazım abi. Yoksa bize sürekli her yerden saldıracaklar böyle. Bu bitince bence asıl şeyler oturacak. Ondan sonra artık ne varsa bütün kozumuzu kullanacağız. Esaretten kurtuldu. Biliyorum esaretten kurtuldu. Şu an burada değil deme bana sakın. Bak bu kadar yol geldim.
Umbrella konumunda... Ya dostum. Vallahi dalga geçiyorsunuz ya. Yemin ediyorum dalga geçiyorsunuz ya. Daha bir gün buradaydın, daha buradaydın. Şu an esaretten kurtuldum. Bir saniyede buradan buraya nasıl geçiyorsun? Abi yok, yemin ediyorum yok ya. Ben bu oyunda bu kadar sinirleneceğim hiç. Sanki CS:GO oynuyoruz abi. Bu nedir ya? Adamlar ışınlanıyor abi. Vallahi bir bu eksikti zaten. Sat. Bu kim? Istiona Wanderer. Aa, yeni bir tip. Göçebe. Tarafsız. Keşke bunu alsaydık ötekine, boş verip. Neyse artık. Şehir merkezine dön. Arabulucu Karibos. Hemen kervana geri dönecek. Para durumumuz zaten sıkıntıya giriyor şu anda. Bir yandan hanımı durduramıyoruz. Deli gibi çocuk geliyor. Bir yandan kendi dostlarımızla kapışmaya başladık. Teoriler, şey teori diyorum, komplolar yüzünden. Tamam mıyız? Abi şurada bir sevda yapacağım. Bak, gözünüzü seveyim lütfen sen. Bir saçmalık yine yapmayın. Yine bir saçmalık yapmayın. Şimdi buradan ben en yakın nereye girebilirim? Şurada bir dursan. Buraya alsam. Buraya geleyim, Onera'ya bir bakacağım. Duruma göre sonra alttaki kaleyi almaya çalışacağım. Tabi bunu da bir sonraki bölüme bırakalım. Evet, Mountain Blade 2 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet, biraz can sıkıcı bir durum. Kendi toprağımız insanlarıyla, kendi milletimizle bu şekilde savaşlar olması, İşte yanlış anlaşılmalardan dolayı, teori diyorum ben seferinde, komplolardan dolayı bu şekilde oluyor maalesef. İşte aramızı bozan haydutlar, hainler yüzünden bu duruma geliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Nerede o hain? Burada. Epic Rotera. İsmi nedir? Hep unutuyorum onun da ismini. Istiana. Istiana haini yüzünden. Yani kadın öyle bir, nasıl bir komplo gücü varsa bütün kıtayı elinde böyle artık. O saldırıyor, o saldırıyor. Kendi kardeşlerimiz saldırıyor. Bir yandan güneydeki halk, bir yandan kuzeydeki halk falan derken arkadaşlar, bu şekilde bayağı zorlanmaya başladım, farkındayım. Yani bu görev olmasaydı, bir önceki görevlerde ben direkt böyle güçlenseydim, kale alsaydım eğer, şu anda bir sürü kalemiz vardı, bir sürü şehrim vardı. O yüzden daha fazla hızlı bir şekilde güçlenecektim ki ben bunu tercih etmedim. Ben kendi krallığımı sıfırdan kurarak kendi çabalarımla bir yere gelmeye çalıştım açıkçası. O yüzden şu an zorlanıyoruz, farkındayım. Hep kıyaslıyorum ya, diğer şimdi yayıncılardan falan da bahsediyorum. Hani çoğu evet şu an deli gibi milyonlarca dinarları var, orduları var vesaire, ama adamların oynayışlarını ben takip ediyorum az çok. Diyorum ya, severek çok takip ettiğim kanallar var. Bunlara bakıyorum mesela. Ne yapıyorlar abi? Bu ana göreve gelmeden önce
Direkt mesela Kuzeyitleri seçtiler ya, Kuzeyitlerle birlikte bayağı bir vakit geçiriyorlar. İşte kaleleri alıyorlar, onları fethediyorlar, birlikte orduları da falan gidiyorlar. Bir şekilde oyalanıyor, hani bölümler böyle seriler devam ediyor. Ama böyle olunca ne oluyor? Ordular birikiyor, 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 birikiyor. Hemen sonrasındaki bölümlerde işte altınlar binlerce dinar dediğim gibi, bir sürü ordu, bir sürü kale vesaire bu şekilde. Ben ne yaptım? Bizzat kendim çabalıyorum şu an. Bizzat kendim. Tek bir kalemiz var. Düşünün ya. Göktürkler diye kurduk. Tek o kaleden şu an çoğalmaya çalışıyorum. Bir şekilde yayılmaya çalışıyorum. Bu daha zor. Eminim. Farkındasınızdır sizler de. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İnşallah çok daha güzel şeyler başarırız. Bu şekilde kötü anılarımız olmaz bir ya. Umuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.